Evladım yatın artık. Yat. Duyuyorum. Yatın. Kimse kalmasın. Yat. Güzel. Bu katta asayiş ver Kemal. Bir de aşağıya bakalım bakalım. Anam. Balkız müdür üst kattan bu tarafa doğru geliyor. Bizimkilerin içeride olmadığını anlarsa... ...diğer okuldan, ülkeden bile atar bizi bu vakıf. Ah vakıf, yaktın bizi vakıf. Allah'ım sen günahlarımı affet. Beni koru. Eğer bu uğurda şehit düşerse... Elektrik tehlikesi, vakıf tehlikesi de yolda. Allah'ım ne olur beni koru. Beyler, bu kantine mal getiren kamyon. Adamlar geri dönmeden hemen atlayalım. Hadi beyler, hemen çıkalım. Hansiler, ben daha çıkmıştım. Bu kamyon iyi oldu da. Herkes kolilerin arkasında, herkes. Bekle beni Zehra. Geliyorum, geliyorum. Nöbetimde vukuat yok müdürüm. Aferin evladım. İyi nöbetler. Oğlum Kemal. Ayvayı değil gövdesiyle acile yedim. Vakıf amir koğuşlara giriyor. Yandım. Elveda polislik hayalleri. Elveda yalan olan gençliğim. Elveda yarınlar. Elveda adı konmamış sevgiler. Yapma be. Bu bana kaderin bir tokadı. Hayır. Ağlamayacağım. Metin ol yavrum Kemal. Benim nöbetimde vukuat olmaz. Oldurtmam. Yapıştırırım ceza puanını. Herkese iyi geceler. Okuldaki son sahnelerin Kemal. Kıymetini iyi bil. Okulun soylu havasını derin derin çek içine. Oh mis. Mis. İşe bak ya. Resmen kısa dönem polislik yaptık. Allah'ım sen bu gözü bekba. Bir çare kulma yardım et. Yardım et. Ayak sesleri geliyor. Hayrola Yalıkava? Öğrencilerden biri rahatsızlanmış. Hastaneye sevk için imzanız gerekiyor müdürüm. Benim imzam olmadan bu okulda hiçbir ağaçtan yaprak dahi düşmez. Öyle değil mi? Sizden izinsiz düşmek yaprağın haddine mi müdürüm? Bravo. Koskoca vakıf bilir bu kalemle mi imza atacak ya? Böyle önemli bir imza ancak çok önemli bir kalemle atılır. Benim doğum günü münasebetiyle eşimin armağan ettiği uğurlu kalemle atmalıyız da galiba odada kalmış. Beni takip et, odada imzalayalım. Kapıları kavaş kapatın! Vallahi buldum. İşte burada. Küçük ama güdümlü. Allah'ım yakalanmayalım. Söz veriyorum 3 ay hiçbir şeyden kırsmayacağım. Yok 3 fazla. 2. 2 ay da fazla. 1 ay. Kesintisiz 1 ay hiçbir şeyden kırsmayacağım. Söz veriyorum. Tamam mı? Geçmiş olsun. Niye nöbetler? Sağ olun müdürüm. Kim o kapıyı dandun çarpan? Kim o?
yaktınız beni abiler. Neredeyseniz dönün artık abicim ya, dönün ya. Anam, vakıf müdürü yine bu tarafa geliyor. Arkadaş okulda bakacak başka yatakhane mi kalmadı ya? Nöbetin avukat yoktur müdürüm. Arkadaşların yattı mı evladım? Uyudular müdürüm. Hem de mışıl mışıl. Mışıl mışıl. Benim duyduğum horul horul. Maşallah torna tesbih atölyesinde bile bu kadar gürültü çıkmaz. Ayı mı yuttu oğlum bunlar? Bütün gün eğitimde çok yoruldular müdürüm. İnanır mısınız büyük kısmı koridorda uyuyakaldı. Haçan İdris yerde uyudu, yerde. Yerde mi uyudu? O zaman kaldıralım da hasta olmasın çocuk. Ama müdürüm, siz zahmet etmeyin. Ben uyandırırım. Tamam, madem yorgunlar, dokunmayalım. Yalnız horlama devam ederse dürt onları. Hatta horlama kesilmezse yan çevir, iki kere dürt. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı müdürüm, dürterim. Hatta gerekirse feisten de dürterim. Telefonla yakalarsan ben de ceza puanını dürterim, haberiniz olsun. Anlaşıldı müdürüm. Aferin öğrenci. İyi nöbetler. Sağ ol. Öğrenciler nasıl da seviyorlar, nasıl da saygı duyuyorlar bana. Benim aslında bu okulun müdür yardımcısı değil, müdürü olmam lazım. Benim emniyet müdürü olmam lazım, hatta vali olmam lazım. Bu da yetmez ama... Şimdilik evet. Sami Yavuz, lan bu nereden çıktı ya? Amir balosum var bu akşam. Polis öğrencisi Kemal Kahraman, nöbetinde avukat yoktur müdürüm. Var mı evladım? Arkadaşlarını uyandıracaksın. Top atsalar uyanmazlar müdürüm. Maşallah erkekler korosu gibi hep bir ağızdan horluyorlar. Çok yoruldular müdürüm. Kafalarını yastığa koyar koymaz uyudular. Hatta ayıptır söylemesi bazıları kış uykusuna yatmış ayılar gibi mışıl mışıl uyuyorlar. Umarım bir taraftan açıkta kalmış olmasın? Merak etmeyin müdürüm. Ben hepsini tek tek kontrol ettim. Açıkta kalan bir taraf yok. Polis öğrencisi Kemal Kahraman, nöbetimde avukat yoktur müdürüm. Anladım evladım, yakarım canım. Çekil kenara. Polis öğrencisi Kemal Kahraman, nöbetimde avukat. Şimdi yandık. Ölümlerden ölüm beğen Kemal Efendi. Demek horlamalar yastıklardan geliyor ha? Şey müdürüm. Ve hala devam ettiğine göre fazla uzaklaşmış olamazlar diyorsun. Nedir bu? 80'lerden kalma kaset çalar. Artık üretilmiyor. Bazı dizilerde kullanılıyor. Teknoloji gelişince bunların 3 CD çalarları çıktı. 50 watt ses çıkışı var amirim. Bir çalıyor. Japonlar işte. Üretiyorlar. Bir de çift kulaklık çıkışları var amirim. De benim tek çıkışım yok galiba. Kes. Odamda bekliyorum Kemal. Son sözlerimi kaydetmeliyim. Sevgili aile, arkadaşlarımın ve iyi niyetimin kurbanı oldum. Yeter be. Bu da vasiyetimdir al. Açar açar dinlersin. Her şey yolunda.